Evet, Hazreti Peygamber'in ne tür gıdalar ve tavsiyeleri var mı? Onu uygulamalı bir şekilde diyetisyenimiz var. Ona sormuşlar kardeşlerimiz. O cevap vermiş. Biz de konuştuğu konu şeylerle ilgili, ürünlerle ilgili konuşacağız. Evet, sizi dinliyoruz arkadaşlar. Hocam bugün bütünsel tıp uzmanı sevgili Gönül Ateş Saçan hocamızla birlikte size Peygamber Efendimizin övdüğü yiyeceklerden birkaçını göstereceğiz ve faydalarından bahsedeceğiz. Gönül Hanım, ilk olarak ben ac ve hurmasıyla başlamak istiyorum. Evet. Ac ve hurmasının faydalarını bize söyleyebilir misiniz? Peygamber Efendimiz'in en fazla tükettiği hurma cinsi buydu. Çok yoğun B vitamini, A vitamini ve E vitamini var. Sindirimi düzenliyor, bağışıklığı artırıyor, hem de kan şekerini dengeliyor. En önemli özelliği zaten kan şekerini 4 saat içinde acıktırmadan tutabiliyor. Diğer hurmalardan farkı nedir peki ac ve hurmasının? Mineralleri daha fazla. Vitaminlerden daha fazla zengin. Hem B vitamini içeriği, hem A vitamini, hem de C vitamini içeriği daha yoğun. Çok teşekkür ederim. Evet, diyetisyenimiz Gönül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Acıve hurması Hazreti Peygamber'in de özel tuttuğu bir hurma. Diğer hurmalardan daha da fiyatı yüksektir. Yani Mekke Medine'ye gidenler bilirler. Siyah bir hurmadır acıve hurması. Küçüğü var, büyüğü var. Küçük de güzel, büyüğü de güzeldir. Yani işin tıbbi boyutunu, besin değerini hanımefendi ifade ettiler. Hazreti Peygamber'in işte zehire karşı da bunun demek ki güçlendirici, bağışıklık sistemini güçlendirici, zehire karşı da bir şifa olduğunu ve acıve hurmasından Hazreti Peygamber'in her gün sabahleyin 7 tane yediği ifade ediyor. Demek ki vücudun dengesini koruyor bununla, acıve hurmasıyla. Acıve hurmasını tercih ederdi bulduğu zaman tabii ki. Ve bizim de aslında imkanımız varsa o hurmadan günde 3 tane en azından 3 tane, yani bir tane az olur, 5 tane, 7 tane de fazla olabilir belki. Ama 3 tane, 3 tane acıve hurmasından yememizde fayda vardır, bereket vardır. Yani peygamber duası almış netice itibariyle, peygamber gıdası, en önemli gıdası peygamberimizin hemen hemen bu acıve hurmasıdır diyoruz, tüketmeye gayret edelim. Tabii hurma, Bağdat hurması var, ne bileyim şu hurmaz var, bu yani değişik ülkelerde çıkan hurmalar var. Ama Medine ve Mekke hurması son derece önemli. Yani oranın bir manevi iklimi var, sıcaklığı var. Hazreti Peygamber'in de tercih ettiği bir gıda olduğu için acıve hurması bulursanız tavsiye ediyorum diye söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Devam edelim bakalım. Diğer bir besinimiz olan bala geçmek istiyorum. Balın faydalarını da bize bahsedebilir misiniz? Bal çok kuvvetli antioksidan. Bizim bağışıklığımızı güçlendiriyor. Hastalıklara karşı korunmamızı sağlıyor. Aynı zamanda da sindirim sistemini rahatlatıyor, gevşetiyor. O asit salgısı olduğu zaman da mutlaka öneriyorum. Ama en önemli özelliği bağışıklığımızı güçlendirerek antioksidan özelliğiyle bizi hastalıklardan koruyor bal. Çok teşekkür ederim. Evet, baldan bahsediyoruz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de baldan bahsediyor. Yani arıların verdiği o gıdadan bahsediyor. Şifa olduğunu söylüyor. Bugün bilim de bunu kanıtlıyor zaten. Bunu kabul ediyor. Yani Cenab-ı Hak, tabii Allah'ın gücü, kudreti, bal işte efendim arı değişik yerlerden topluyor, getiriyor, onları kovana koyuyor, bal yapıyor. Muhteşem bir denge. Muhteşem bir şey yani, mantık, matematiksel bir denge, bütün kainatı, yani Allah'ın varlığının delilini aramak delilik herhalde işte. Allah'ın varlığına delil aramaya gerek yok ki. Bir ihtiyar kadın, efendim kelam alimlerinden biri geçiyor sokaktan, büyük insanların tümü onun arkasında, çok zeki, felsefeyi çok iyi bilen, kelamı çok iyi bilen bir alim. Bir kocamış bir hanımefendi, yaşlı bir hanımefendi, kim bu diyor, herkes arkasından gidiyor. Teyze, teyze diyorlar. Bu adam Allah'ın varlığını 100 delille ispat etmiş adam. Teyze diyor ki, demek 100 defa diyor tereddüt etmiş ki 100 defa ispat etmeye çalışmış. Ben ona inanıyorum diyor, geçiyor. Müslüman imanı aslında, bu iman, teslimiyet çok önemli o. Onun için yani eğer Allah bir şey diyorsa, Kur'an bir şey diyorsa bitmiştir bizim için. Kalem çizilmiştir orada yani.